bir yanlış anlamı olmuş. Serbestsin. Sakın bir yanlış daha yapayım deme. Karşıma çıkma. Ne zamandır Nusret Bey uğramıyor. Koşturmasından herhal. Bir uğrasa şap diye isteyeceğim kızı. Cici anne var ya, bugün zor tuttum kendimi. Böyle boynuna sarılayım, yüzünü gözünü öpeyim. Benim de evlendiğimi istedim. Ya havle! Mesele bildiğin gibi değil. Ben karakola paraları geri getirdiğini bildirdim. Ama yine de almışlar. Şeytan görsün yüzünü. Seni incittiğim için özür dilerim, tamam mı? Bir insan bu kadar mı kör olur ya? Bu kadar mı gözünün önünde yanan ateşi görmez? Son gül değil, son kör. Ciğerim soğusun. Sabaha kadar it gibi titre, tamirci ara. Hele bir marşa bas. Aa, üstünüz başınız batmış. Batmadan bu işler olmaz küçük hanım. Besmeleyle bas, besmeleyle. Eh be, senin besmelene kuvvet. Araba için teşekkür ederim. Hoş sohbetiniz için de. Yalnız bir şey rica edebilir miyim? Arzular şelale. Buyur. Dişinizin tedavisini tamamlayamadım. Canınız yanınca canavar oluyorsunuz. Bakarız. Hadi güle güle. Soğanı sadece kim olacak? Cengiz'i mi yaptın yoksa? Sen olacaksın Rui. Sen. Hem öyle bir sadıç olacaksın ki Suha seni öz babasından yahut benden ayrı görmeyecek, davranmayacak. Nasıl olacak o şey? Hangi şey? Anne bak şimdi bu oldu da bitti kısmı nikah değil mi? Buna bir de bunun maşallah kısmı var. İşte o maşallah kısmı nasıl olacak? Çüş başam çüş! 30 yaşındasın. Şimdi mi sorulur bu? Hem anneye böyle şeyler sorulmaz. Kime sorayım anne? Buna sor. Hı? Hadi siz erkek erkeğe konuşun. Benim yapacak işlerim var. Ben nöbetlerimde ne vakalarla karşılaştım. Zavallı kız çocukları heyecandan, korkudan kas katı kesilip böyle çarşafların içinde canlı cenaze gibi zor hastaneye yetiştirildiler. İç iç içini sınsın. Ay, dur içeyim bari. Önce denize bir bakacaksın. Sonra iyot kokusunu ciğerlerinin derinliklerine çekeceksin. Göğüs kafesini şişirip kabartacaksın. Acele etmeden üstten başlayıp yavaş yavaş soyunacaksın. Deniz onunla sahibin arasına hiçbir şeyin girmesini istemez. Araya giriyorum. Peki sadece bu mayo ileyse denizin kıyısında? Ha? Hazırsındır demek paşam. Ben bahremi kimse benden alamaz lan. Ben bu nikaha mani olacağım, mani. İç. Zıkkım iç. İç. Padişah iksiri bu. Acı canaymış. Ne yapacak şimdi bu bana? Padişah iksiri dedim ya, padişah yapacak. İçin için böyle çağlatacak seni. Ne ziget var bırakacaksın, ne de Viyana. Her bir yerleri kuşatacaksın. Boynundaki gibi hep altın mizaçlı olasın. Boynundakilere bakıp bakıp kardeşlerini hatırlayasın. Sizler benim eşi bir yerde ölür müsünüz? Bravo! Bravo! Belediye başkanının bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Peki bu çocuğun günahı ne? Çocuğuna bugüne kadar babalık mı yaptın ki şimdi de kocalık yapacaksın? Mehpare. Aman yarabbim, çabuk ayağıma bas bu nikahımız. Ne çocuğu? Ben dedim bu nikah sayılamaz, olmaz diye. Hayda rinna, rinna, rinna. Bu devirde ekmek iki yerde bulunur.
yastanın midesinde, bir de ekmek teknesinde. Hele bir de fırıncı Nusrettin Baba bak. Koca ilan ediyorum. Allah mesut etsin. Ya bunlar beni mi alkışlıyor Allah? Biz bunun rezaletisin be. Kuşlar abi, kuşlar şapak ayağına bas. Hadi sen. Darısı başına Celal'im. Amin cümlemiz. Ulan ben ne dedim? Böyle şaka insanı hem hürriyetinden hem zürriyetinden eder bacım. Ne yapıyorsun sen? Nereye canım? Lan oğlum. Bütün bunlar senin ayağının altından çıkıyor lan şerefsiz. Niye kadının konuşmasına izin vermiyorsun sana? Gelin be. Ne yapıyorsun sen güzel bir adam? Ne yapıyorsun? Tüh rezil. Hadi bakayım. Hakikaten tüh rezil. Düğün milletinde insanları bir dakikayı. Hepinizi kahveye davet ediyorum. Buyurun.
Ben de çok üşüdüm sevgilim ama ben de çok mutluyum. Aa. Şu karnım nasıl ağrıyor bir bilsen. Heyecandan koca bebeğim. Çok şükür yarabbim. Bugünleri de gördük. Amin teyzeciğim. Darısı bütün bekarların başına. Baba, ablan ne güzeldi değil mi? Öyle mi? Babacığım, sen neden böyle suskunsun? Kolay mı kızım? Ablanı uğurladım. Babacığım, kız evlendirmek nasıl bir duygu? Yaşayınca anlarsın evladım. Ay, babam beni korkutamam verdi sonunu. Aman evladım, takip mesafesini koruyalım. Konvoydayız Ruhi amca, ancak bu kadar koruyoruz. Yani yeter ağladığın artık ayol. Gören de seni kız evlendirdi zanneder. Sevincimden ağlıyorum Şenal Bey. 40 yıl düşünsem bugünleri göreceğim aklıma gelmez. Hadi, hadi ağlama artık. Millet yanlış anlar. Laf söz çıkar. Ne laf çıkacak Şelale teyze? Yapma böyle. Sen bu milleti bilmezsin kızım. Daha toysun. Neler söylemezler ki? Aman evladım yavaş. Öldürecek misin bizi böyle bir günde canım? Yazık değil mi paşamla gelinime? Daha Elif Bağ'ı öğrenmeden Yasin'e mi gelsinler? Mezar taşlarında Yusuf'at mahşere kaldı mı Yasin canım? Almış yorganları, dolamış, kundak yapmış, çocuk ayağı yapıyor. Ulan böyle şaka mı olur lan? İnsanların hayatıyla böyle oynanır mı ha? Sen oynarken iyi mi bulaşık ya? Allah Allah, rezilsin ha. O kadar söylüyorum işte. Lan beni rezil edenler utansın, bak. Cengiz, ha? Bıdı 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 yeter be. Almayayım ayağımın altına. Zaten canım burnumda. Bravo. Abi hakikaten niye canım burnunda? Bir can. Gelme üstüme üstüme. Ya abi bu nasıl nikahtı? Ne bir şey duyduk ne bir şey anladık. Sen daha iyisini yaparsın. O zaman anlarız. Yakacağım bir tanesini daha. Vermem kardeşim. Bir yerimi daha. Babamın oğlu olsa onu vermem ona. Abi ya ne alakası var ya? Ne o be Celal abi? Suzan Hanım dişin gibi gönlünü de mi çekti yoksa be? Kirli. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar evlenirken kornaya basmıyorlar. Bize niye basıyorlar? Dünyanın hiçbir yerinde insanlar mutlulukları buradaki gibi paylaşmıyorlar da ondan. O da doğru. Kan Nusrettin babanın kızı evleniyor. Korna çalmışlar çoktur. O kim? Fukara babasıdır. Çok severiz. Çok sayarız onu. Mahallenin yöneticisi falan mı? He. Dert yöneticisidir. Kimin başı sıkışsa adres bellidir. Baba Nusrettin. Başım sıkışırsa aklımda olsun. Uğrarım. Açın ağzınızı. Şimdi çıkarsınız. Celal Bey'in bahsettiği nikah demek buymuş. Kalbini kırdık adam. Tamam. Alayım ben. Biraz bekleyin, hemen geleceğim. Bir dakika. Pasta kesilsin, gönüller birleşsin. Hadi bakalım damat.
Kıvranıp durma. Tut ucundan bıçağı. Hadi. Hadi Siha. Kahvede pasta kesen ilk çiftiz. Evet mehpare. Mümkünse tüm tabaklarda olsun. Oh. Ah. Karnım ağrıyor. Ha. Beş günlük çay gibi karardı yüzüm ben. İçimi daraltıyorsun ha. Şişt lan Bulacık. Herhalde bu manzaraya alpüştü tamam değil mi? Orada patlıydı. Benim prensesimi çekiyorlar lan. Ya bu manzarayı bu millet alkışlıyor. Çiş şuna bak. Çiş 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 bak. Acaba? Yok yok. Yapılacak işlerim var. Tabii canım, yapacaklarım var. Yalnız başıma eve gideceğim. Yalnız yalnız bir şeyler hazırlayacağım. Yalnız başıma yiyeceğim. Yalnız ben televizyonu açacağım. Yalnızca kanal değiştireceğim. Sonra da yalnızca bir koltukta kıvrılıp uyuyacağım. Var canım korkacak. Benim zaten daha iyi işler. Hoş geldiniz ablacığım. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Aha, bu bile geldi. Bir bu eksik. Gel vatandaş, kumbis var gel. Sen de otur, sen de seyret. Sen de alkışla, bravo. Bravo, gel. Gel. Doktor hanım, hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Geçiyordum da uğradım. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Tebrikler, teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Vakıl, görüyor musun? Şöhretiniz yurt satına yayılmış. Aga normaldir. Tarihe tersten bakıyorsun. Ters ters konuşmamak lazım. Ya Songül nerede? Aman evdedir. Tembel teneke. Bir şöyle insan içine karışayım, bir sosyal olayım yok yani. Hakikaten ustamlar da gelmedi. Ne var şimdi evde oturacak değil mi? Olay mı evladım? Canlarından can koptu. Siz ne anlarsınız? Analık nasıl bir iş? Babalık ne menen bir şey? Biz de anlarız bir gün elbet. Çıkmaz ayın son çarşambası. Lan Pican, şu düğün curcunasına ustamdan bir af koparabilir miyim lan sence? Ha? Zor korku. Hakikaten zor abi. Lan Pican, bir kere de başka bir bakış açısı getirmeyecek misin lan sen? He? Başkalarının lafıyla mı hareket edeceksin lan Pican? Ben bari içimde var ya, dünya böyle yuvarlanıyor, yuvarlanıyor, dibe vuruyor, sonra tekrar dönmeye başlıyor. Çok kötü. Ay Siva, rahat ol. Ya bitti artık bak. Heyecan heyecan yok. Herkes burada. İş sağlığınıza zararlıysa ben alayım tatlı nebatatını. Oy 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 oy. Ya işin sonunda evlilik olduğunu bilmesem her gün evlenirim. Şu düğün topluluğuna bak be. Şşş. Lan sen miden için dünya alemi satarsın be. Midesizle. Ha.
Kan bulaşık laf aramızda. Ruhumun bir köşesinde yarayan bir kana var yiyeyim. Ah! Şşşt! O zaman Kral abiye söyleme de. Düğün günü bayılıp bayılmasın be. Zevzekliğimiz umu yok. Hepiniz akraba mısınız? Lütfetmişler akrabadan ileriyiz. Hüseyin baba hangisi? Zat-ı şahaneleri istirahat buyuruyor. Bunlar babanın nesi oluyor? Hepimiz babanın kuçu kuçularıyız. Yalnız bu zayıf olan ablamızın dayısı olur. Yarini. Demek burada hiç kimse yalnız değil, ne güzel. Lütfetmişler etle tırnak. Sizkin değilsen yeme. Yo, çok güzel. Rejimdeyim de. Sebep? Kilo almak istemiyorum. Bir dirhem et bin ayıp örter Suzan Hanım. Pastanın hepsini yut anca. Kuşlar sırhe girdi. Göç vakti geldi çattı. Ya bu hanım nerede? Hanım. Neredesin? Buradayım bey. Ne yapıyorsun hanım? Üşüyorum bey. Mutluluktan. Öyle demiyor inci taneleri. Ayhan kocamla baş başa kaldım. Ben ne yapacağım diye ağlıyor diyorlar. Ev ne kadar ıssız oldu değil mi bey? Dur hanım. Elimizde 4 tane daha var. Bunlar doğduğunda nasıl büyüyecekler diyorduk değil mi bey? Maksadım beni ağlatmak ama alıştı. Muradın erdi.
İçime bıçak gibi saplandı. Çıkarmadan olmaz ki. Eyvah! Nasıl açsın ki? Kim o? Ne diyeceğim şimdi? Kimdir o? Benim. Songül. Fırıncı Nusret'in kızı. Kızım. Kalkamıyorum. Anahtar saksının içinde. Ulan oldu artık. Mehpare, ben dayanamıyorum. Ay canım, ona bakarsan ben de dayanamıyorum. Ama az kaldı, sık dişini. Ya öyle değil Mehpare. Kardeşlerim. Hocam çok özür dilerim. Bu karnım atlı karınca gibi. Bir tuvalete gidebilir miyim? Dersin sonuna kadar otur çocuğum. Ya. Damat dediğin daha şimdiden bu kadar sabırsız olursa. Sabredemiyorum. Dur, ben de geliyorum. Sabredemiyor Herodot amcası. İyi, biz sabrederiz. Gelsin, öyle başlarız. 5 dakika ihtiyaç molası. Maşallah, mehpare kikir kikirsin. Ay Şelal abla. Bana ne içirdiysen böyle mutlulukta kanatlan. Uçuyorum. Ne içirdiniz? Ay, yok bir şey. Şurup. Müsekkin. O nane likerinden. Olsa şişe içerim. Hep böyle olacağımı bilsem. Ay, bilsem Süha'ya da iç derdim. Ya, aşk olsun size. Abla, heyecan var mı heyecan? Hayt! O da kim? Ömrümde tanımıyorum. ben de ömrümde seni böyle tanımıyorum. Jale'cim, oturur musun? Herkes bize bakıyor. Ne var Korkut? Aile ortamındayız. Şelale abla, sen daha barışmadın mı oğlanla? Ben ne barışacağım şekerim? Saygısız gelip elimi öpüp af dilesin. Bu gece sende kalabilir miyim şekerim? Şimdi Ayhan Hanımları rahatsız etmek de istemem. Yüz gözlü olmak istemiyorum o saygısızla. Ulan nayım, canını mı sıktın kızım? Ne yaptın lan? Bak buraya bile gelmedi. Ne diyorsun sen be? Songül, sen mi kaçırdın diyorum. Lan bir can, sen hala o sevdada mısın? Niye olmayacakmışım? Aslında söylemeyecektim ama sen patavatsızsın. Bir çam devirirsin diye söylüyorum. Nedir? Biz sözlendik. Hadi canım. Sus dedim. Bir daha bu mevzuda tek kelime yok. Kan çıkar vallahi. Bıraksana çocuğun ağzını, ne tutuyorsun? Sen karışma abla ya. Allah Allah. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum. Özür dilerim. Binlerce kere af diliyorum. Af dilerim diyor Celal abi. Kirli, duyuyoruz. Ben bozuk falan değilim. Yalnız ortam bilmiyorsun. Yol yordam bilmiyorsun. Öğrenirsin inşallah. Sizin gibi kardeşlerim oldu ya, öğretirsiniz. Kardeşlik için daha çok var. Dur bakalım. Hayat kardeşlikten ibaret değildir Suzan Hanım.
Ha? Misal dostluk. Misal arkadaşlık. Misal yarenlik. Misal kumruluk. Misal çifte kumruluk. Lan sen benim mutsuzluğumun üzerine edebiyat mı yapıyorsun lan? Ha? Satıcı bulaşık. Attırırım lan seni bu kahveden. Sen kimi attırıyorsun lan? Attırırım lan! Ortamı dinlendirmeyin. Kesin atarım sınıftan dışarı. Nerede kaldı bu çocuk be? Oo Suam. Ne oldu sana böyle perişan olmuşsun? Herhalde içim içime sığmıyor. Ondan oldu. İyi. Acaba çocuklar şimdi söyleyemezdi. Nerede bu adam? Ruhi! Geliyorum, geliyorum. Hay Allah. Alt katın sigortası hangisi acaba? Ruhi dedim. Canım, hepsini birden indiririm. Olur biter. Az çektirmedin bana suya efendi. Sen beni karanlık zindanlara attın. Ben seni bu karanlık zindanların ta dibine atacağım. Ne yapıyorsun burada sen? Ya ben ne yaptığımı biliyorum. Böyle duruyorum işte Nezoş'um. Ah canım benim. Çok, çok eski zamanlarda bir padişahın üç tane birbirinden merdane, birbirinden baba yiğit, at bacaklı, manda göğüslü, fil pozulu güzellikleriyle Erciyes'in, Ağrı'nın, Everest tepesinin karlarını eriten, Merkür'ün kafasını halka geçirip Jüpiter'i kıskancından çat diye çatlatıp bin bir parçaya bölüp minik minik yıldız kümeleri haline getiren şehzadeleri varmış. Bir gün padişah tek bir kıyafet bunların peşine takılmış. Bir de bakmış ki oğlanlar her gün her gün mesai saatinden sonra kart basıp saraydan çıkıyor. Doğru Erzincan kıraathanesine gidip saatlerce duman altında okeyin eşli pişlinin yanın dibine dibine vuruyor. Sarayda kazandıklarını halayda savuruyor. Kahveci taarruzu zengin ediyorlar. Padişah, vay eşek sipaları, vay dejenere gençlik demiş. Ulan şunların başını bir bağlayayım da adam olsunlar. Paraları havaya savurmasınlar. Şuraya bak be. Kahveci taarruzdaki dizel Mercedes bende bile yok. Nerede baba? Ulan tepe gözler! Diye kükremiş baba. Ben sizi 52 destesindeki maça kızına, kupa kızına bakın diye mi büyüttüm?
hemen kulaklarından tuttuğu gibi bunları saraya götürmüş, ellerine birer tane ok, birer tane de yay vermiş. Çektiğiniz ok kimin bahçesine düşerse onun kızını alacağım demiş. Bizim bahçe çok uzak, nasıl düşürsün lan? Ablacığım, sen zaten padişah kızısın. Ne yapacağım böyle hikayeden prensleri? İlk evvela büyük oğlan almış oku eline, yayı germiş, 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 bir bırakmış, ok uçmuş gitmiş lan diye vezirin bahçesine saplanmış. Büyük oğlan vezirin yüzüne bakmaya doyamayacağın, doysan bile iki dakika sonra yine açlıktan kıtlıktan kırılacağın, adeta Fishing TV'den fırlamış ay parçası gibi kızıyla davullu zurnalı gümbürteli gümbürteli anında evlenmiş. Bak, utan Korkut. Sonra sıra gelmiş ortanca oğlana, o da eline yayı almış, germiş, germiş, germiş. Bir bırakmış, ok uçmuş gitmiş Vekil Harcın bahçesine lak diye saplanmış. O da Vekil Harcın ceylan gözlü, antilop vücutlu, arslan yeleli, leopar karakterli, değil yüzüne, komple kaba inşaatına bakmaya doyamayacağın ay parçası gibi kızıyla davul, zurna, artı obua, artı konturbas, artı yaylı sazlar eşliğinde tıkılaka tıkılaka dubraka dubraka evlenmiş. Sen beni demince yedin değil mi? Şaka değil mi? Ya sus oğlum, sana da hiçbir şey söylemiyor ha. Ya. Sıra gelmiş en yakışıklı ve en küçük prense. O da almış eline yayı, germiş, germiş, germiş. Tam bırakacağı sırada bulutların arkasından kafasını uzatan güneş oğlanın gözüne uzunlarını bir yakmış. Gözleri kamaşan zavallıcığın elinden fırlayan ok şşş diye uçmuş gitmiş, ormanın derinliklerinde kaybolmuş. Hemen okun peşinden seyirten prens ok meydanı Sarıyer minibüslerine atladığı gibi Maslak üzerinden Hacı Osman Bayır'ı mütakip Fatih ormanlarına dalmış. Bir de ne görsün? Bir maymun! Oğlana pis pis sırıtıyor, eline almış oku, kırt 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 kemirip duruyor. Lan kirli, ne işin var senin oralarda? Orangutan bulaşık. Lan bulaşık esas sen utan. Meğer oğlanın abileri de peşine takılmamış mı? Bir de bakmışlar ki ok maymunun elinde. Senin kısmetin budur deyip zavallı çocuğu maymunla evlenmek zorunda bıraktırmışlar. Makaracı abiler daha sonra babam yarın sizi ziyarete gelecek deyince oğlan telaşlanmış maymunlar cehennemine düştüm diye dövünürken maymun gelin hemen kulağına eğilmiş. Yarın baban gelir Rumeli fenerine çağır. Oraya gelince Gülnar, Gülnar diye seslen. Gerisini merak etme sen. Toprak olur, taş olurum, yoluna yoldaş olurum demiş. Ertesi günü oğlan Rumeli fenerine gitmiş. Hakikaten bir de bakmış ki maymun gelin orada. O nasıl şey öyle? Lütfetmişler insanız. Gülnar! Gülnar! Diye ünleyince akabinde ve detayında maymun postunun içinden sıyrılmış Doğana'ya doğmuyorum ulan dedirten, komple manken camiasını çatır çatır çatlatan, en güzel yüzüne bakmaya doyamayacağın cirlop gibi bir manita olmuş. Rumeli feneri, fenerini yakıp yakıp söndürürken Rus bandıralı kuru yük gemileri ulan bizim ırkımızın içinde bile bu kadar güzel yok deyip kayalara çarpa çarpa intihar etmişler. Güzeller güzeli Gülnar, ben senin karınım. Al bu maymun postunu da hatıra olarak sakla demiş. Oğlanın abileri gelince şaşkınlıktan lak diye bayılmışlar. Karıları kıskancından karnıyarık gibi yarılmış. Babası gelini bir görmüş. Aferin benim oğluma, şişe cam gibi kızı kapmışın deyip
alnının ortasından öpmüş, bravo sana demiş. 40 gün, 40 gece, 40 öğlen, 42'nde düğünler yapılmış. Türk marşları söylenmiş, türküler okunmuş, bozdaklar söylenmiş. Vivaldi, Herbert von Karajan çalgıcı olarak dümbelek çalmış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kravatına. Aga, kafama bir şey takıldı. Damat maymun postunu ne yapmış? Ne yapacak ulan kıl? Küçük damat maymun postunu almış ama kendi postunu Gülnar'a kaptırmış. Ondan sonra da aman karıcım, yaman karıcım, emret karıcım, evvet karıcım diye diye kendisi maymun olmuş. Gülnar! Bu kadar şeyle doyulur mu Cici anne? Laf olsun diye yiyorum. Esasında bu yaştan sonra yemesem daha iyi ama Naim üzülüyor. Canım güzel kızım benim, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sen niye düğün yerinden kaçtığında geldin? Bu ihtiyarla ne işin olacak? Çok kalabalıktı, daraldım. Bir de Naim hep sizden bahsediyordu. Bir tanışayım istedim. Hakikatli çocuğum benim. Onun çektiği yükü kimse çekemez. Ben onu nasıl büyüttüm? Şimdi o beni büyütüyor. Evladınız da. Allah razı olsun. Bir de mürüvvetini görsem, ondan sonra gönül rahat edip bu dünyadan çekip gitsem. Ben size çorba yapayım, böyle doymayacaksınız. Kızım otur, güzel yüzünü göreyim. Naim'in anlattığı kadar varmışsın. Baban güzel, annen güzel, tabii güzel olacaksın. Müsaadenizle ben kalkayım artık. Evden merak ederler. Başka bir isteğiniz var mı? Senin sağlığın güzel evladım. Daha ne isteyebilirim ki? Arada bir daraldığın zaman gel. Tabii. Bir şey rica etsem. Naim'e geldiğimi söylemeseniz. Söylemem kızım. Aramızda sır. Yeter lan, yeter be! Ulan kirli, eğer sen bu düğün halayına takılıp gidersen bir daha gözüme gözükme. Ben şimdi kafayı çekmeye gidiyorum, sen de benimle geleceksin. Boynumun borcusun be Cengiz. Yani kendini zehire vuruyorsun, beni de ortak ediyorsun ha. Geleceğiz, yürü Bulaşık, yürü. Kardeşim benim. Geleceğini biliyordum buraya. Aa, Suzan Hanım. Nasıl buldunuz hikayemizi? Beğendiniz mi? Gerçi İngilizce değil ama. Çok güzel, çok şekersiniz. Görülür, badem şekeri olur. Yürü lan Bulaşık. Lan! Niye kabalaşıyorsun Cengiz? Hanımefendinin yanında. Nerede kaldı senin asilzadeliğin be? Benim asilzadeliğim mi? Heh. Bakın hanımefendi, nerede göstereyim. Gel bak şuraya, bak. Gel bak şurada. Yok orada değil ya. Aha burada, burada. Gel bir dakika sen. Gel bak göstereceğim sana asilzadeliğimi. Gel. Tuh be! Hepsi basıp gitti. Tuh sizin kalıbınıza. Celal Bey, ben sizi bırakabilirim. Zahmet olun, ben yürürüm. Ne gerek var? Korkmayın, arabam yeni tamir edildi. Bozulmaz. Binelim bari. Allah Allah. Vallahi bu sizi görünce bozuluyor. Tedavi ederiz. Yalnız bak peşin peşin söylüyorum. Üstüm başım batsa da, paramparça olsa da
Kazara elini cebine atarsan bir daha yüzüne bakmam. Merak etmeyin, ben dersimi aldım. Bir bakalım sarışının neyi varmış. Ulan yavaş lan, yavaş lan! Yavaş! Maşallah, maşallah! Acaba kapının önünde bir kan mı akılsaydın? Aa, ağzından yel alsın. Damadı bırakmayız! Durma canım öyle şey, o benim kocam! Ne var, bizim de arkadaşımız! Vermeyiz arkadaşımızı. Ya bırakın çocuğu canım, bir tarafını sakat edeceksiniz. Dostlarım bak çok kötüyüm, bırakın ne olur. Dur lan, Ruhi'den para koparacağız Suha. Ya sadıcı kim bu damadın ya? Ne olacak, ne yapacaksınız? Ya sen ne biçim sadıcısın ya? Güveyine el koyduk, gel de al hadi, gel. Benim hoş geldin sadıç. Sen adam, bak çocuk yerinde duruyor, hadi. Dağıtır betelik kalmadı. Gençler, çek versem olur mu? Olmaz. Canlı para isteriz, canlı. Canım, canımı mı alacaksınız? Ya bak yapmayın dostlarım ya, borcu olsun. İmdanımız kurusun. Aile geçindireceğim o parayla. Hadi, canım. Hadi. Bir, iki, yok, yok, yok. İnat etti, çalışmıyor. Ya vazgeç, ben yarın baktırırım. Ben de baktırırım. Tanıdığımız usta falan var. Ama canımı sıktı, niye çalışmıyor diye. Boş ver, benim evim iki adım. Bakma alışkanlıktan. Ben bu toz bayi çok severim. Yoksa arabaya ne ihtiyacım var? Hallederiz. Aslan gibi çalışır. Motoru falan temiz. Sen beni bırakamadın. Bari ben seni bırakayım. Ay yok, yok canım, ne gerek var? Hem arkadaşlarınızdan da alıkoydum sizi. Olur mu? Ayaklarımız var. Gideriz de geliriz de. Hem gece vakti. Ne olur ne olmaz. Peki. Buyurun. Bir dakika. Aslan nerelisin? İstanbul. İçinden mi? Ay başım, başım dönüyor. Maşallah deyin canım. Dilinizi ısır. Şimdi ağlayacağım. Anne, siz hala burada mısınız? Sana ne oldu Yasiyo? Buyurun gelin gelin. Bir iki laflayalım. Olur mu öyle şey çocuklar? Artık biz susacağız, siz konuşacaksınız. Hadi bakalım, biz ta en aşağı kattayız. Bir ihtiyacınız olursa seslenirsiniz. Seslenirsiniz. Paşam. Unutma, gözümsün. Paşam. Gel. İki rekat şükür namazı kılmayı sakın unutma. Bir ömür boyu mutlu olursunuz. Sakın unutma. Hadi, İnsan hadi, bay, hadi bay bay. Hadi. Acaba ben burada mı kalsam? Bunlar acemi. Aa canım, niye münasebet? Ah yahu ben paşama öyle bir mihmandarlık yaptım ki. Vallahi üç gün sonra gelsek ancak böyle bize derler kapıdan, yüzümüze bile bakmazlar. Hadi hadi yürü yürü yürü. Hadi yürü yürü. Buyurun. Tamam yürü ya. Of. Ay. Yeter be bulaşık. Ya bir kibrit çaksan patlayacaksın ha. Lan
Eğer sen bir kibrit çakmazsan var ya, şerefsizsin be. Bak, sen çak ki ben yanayım. Yanayım ki bu acıdan kurtulayım. Ya ulan Cengiz, ya bir laf ettim ve pişman ettim beni be. Ver şunu, ver. Ali Cengiz'in 40 oyunu vardır. Bunlardan 39'unu gösterir, geriye kalan ikisini kendine saklar. Çat göstermez. İki dedin, bir gösterdin. Çift görüyorsun, sarhoş. Er mi yaman, bel mi yaman pek yakında göreceğiz. Bütün mahalle görecek, herkes görecek. Bütün mahalle pek yakında bir Cengiz mevzu onu konuşacak. Ne yapacağım lan? Kendini mi yakacaksın? Ne mi yapacağım? Yeğenimi gideceğim, evini yakacağım, onu kurtaracağım. Polis! Polis! Yeğenimi kaçırdılar lan! Yeğenimi kaçırdılar lan! Gel buraya lan, gel. Git, düşersin, denize düşersin. Buraya gel. Polis! Polis! Adalet istiyorum, anlıyor musun? Adalet istiyorum lan! Ya ben evlenmeye kalksam harp çıkaracağına. Ulan, seviyorum seni be Cengiz. Ulan, ben de polisleri seviyorum lan. Seviyorum lan polisleri. Beni emniyete havale edin lan. Polis. Polis abilerim, abilerim. Bismillah. Sehalcığım. Gel. Yanıma otur. Sonra kılarsın. Yok, unutmayayım. Şimdi kılayım, mehpare bitsin. Ay sen ne tatlı şeysin. Ay ne güzelsin. Ne tombiksin. Böyle yanaklarını koparasım geliyor. Koparacaksın mehpare. Bak böyle bir ömür koparacaksın. Lakabım yanaksız Süha olacak. Ama şu karnımdaki kasırga bir dinseydi. Dinler kocacığım. Bir sakin ol, bir rahatla. Gel, yanıma otur. Süha. Mehpare. Biz şimdi karı koca mı olduk? Resmen. Biz şimdi hep aynı evde mi yaşayacağız? Mümkünse. Hiç ayrılmayacak mıyız? Hiç. Ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Heyecandan altını tutamıyorum. Koca bebeğim. Ayol ne oldu bunlara böyle? Hemen nereye koşturuyorlar? Nereye koşturacak canım çocukcağız? Karnından problemli. Ay hep böyle olur heyecanlanınca paşa. Heyecanlanınca tabii ya. Allah'tan mehpareye içirdim de şundan. Kızı bir rahatladı, bir rahatladı. Allah vere de başını yastığa koyar koymaz sızıp kalmasa. Sen içmiyor musun bey? Ya bunu mu? Tövbe tövbe. Ben evimde istemem canım böyle şeyler. Dallas mıyız biz? Sus. Ah. Seni ceyar, seni. Ah. Ağzından yel alsın hanım. Vallahi hiç sevmezdim o adamı canım. Vallahi Yuvik sülalesinin yüz karası. Gene atamadım. Yapamadım oralarda ne bileyim. Belki de sorun bendeydi. Ama acayip özledim Türkiye'yi.
Hiç adetim olmamasına rağmen gurbetlik diye herhalde kırmızı ışıkta mı geçmedim? Lokantaya gidip ellerimle yemek mi yemedim? Gecenin bir yarısı aşure isterim diye tutturmadım mı? Yani ne varsa yaptım. Adam da sonunda kaçtı benden. Leblebi karakterli. Ya kusura bakma, eski kocan hakkında böyle ileri geri konuşuyorum ama insanoğlu işte, çiğ süt emmiş. İyiyi görmez gözü de hep kötüyü görür. Yok, iyi insandı. Onu suçlamıyorum. Yapı farkı değil mi? Biz buna mantalite farklılığı diyebilir miyiz? Deriz. Desene Allah korumuş beni. Neden? Bir zamanlar Almanya'ya yazılacaktım. Amca çocuklarım orada. Israr etmelerine rağmen gidemedim. İyi ki de gitmemişim. Hakikaten iyi ki de gitmemişsin. Gerçekten mi? Niye şaşırdın? Hiç. Bir an şaşırdım işte. Şimdi ne heyecanlılardır? Kim? Yeni evliler. Aman doktorcuğum, netameli mevzu girmeyelim. Tamam, Süha da güzel bir kardeşimiz. Ama lütfetmişler, ben kız tarafıyım. Sen ne çeşit bir adamsın. Hiç senin gibisini görmedim. Ben kütükten bozma bir adamım işte. Sen bana bakma. Bakma dediyse harbiden bakma. Babacığım, lütfet beni ayrı dünyalara aktırma. Senin çocuğun falan yok mu? Yuvamız yok ki çocuğum olsun. Bir kızın olacaktı da o zaman görürdüm seni. Aman tövbe de. Ben baba kadar dayanıklı adam değilim. İstemem. Fıstıklar bitti. O fıstıklar bittiyse bu fıstık geldi. Ay, fıstığım benim. Dünyadaki en büyük kozalak, en tatlı kocalaksın sen. Mehpare bak şimdi sarılırsam benim abdestim kaçar. O yüzden ben iki rekat çekeyim, ben kılayım namazı geleyim ondan sonra sarılayım, tamam? Tamam kocacığım, sen namazını kıl. Ben burada sana çerezleri ayıklıyorum. Ay bak nasıl acele ediyor. Kocam. Geliyorum ben bari. Ama önce gitmem lazım. Allah canımı alsa da kurtulsam. Demeyeceğim. Nasıl olsa önümüzde bir ömür var. Bravo polis. Bravo. Yapma Cengiz be. Yakışık almaz sana be, yürü be. Yakışıksız sensin lan. Bırak. Ben burada şahsım adına polis memur beylere bir iftarda bulunacağım ya. Ya yapma be Cengiz. Tamam bırak. Çek eline ya. Vazgeçtim. Tamam yapmıyorum. Buyurun gidin. Buyurun. Buyurun. Çal. Ol. Ulan Allah kahretmesin seni be. Bravo. Bravo. Memur bey. Sizleri bana Allah gönderdi. Ben bir iftarda bulunmak istiyorum şahsım adına size. Benim yeğenimi kaçırdılar. Kaçırdılar diyorum, lütfen onu kurtarın, yardım edin bana. Kardeşim git karakola ihbarını yap. E işte, bu şişman da benim şahidimdir. Yeğenimi kaçırdılar. Yani memur bey, eğer gidelim bakalım
kaçırmadılarsa benim yüzüme ben pıh diye tüküyorum. alkollü memur bey. Sen görevi başındaki memur beylere alkollü muamelesi yapamaz, hakarette bulunamazsın. Memur bey, lütfen bunu alın, götürün. İnin kardeşim arabadan, sizinle mi uğraşacağız? Hadi. Bir dakika, bir dakika. Bizimle uğraşmayın. Benim yeğenimi kaçıranlarla uğraşın. Ayrıca ben bir şey merak ettim, saygıdeğer memur bey. Benim yeğenimi kaçırıp fidye mi istiyor bunlar acaba? Rahmetli babası da yeğenimin polisti. Oha! Şehit oldu. Polis çocuğu dedim, yanıma aldım. Ben büyüttüm yetim kalmasın diye. Emniyet içinde büyüttüm. Onu bağrıma bastım ben. Kaçırdılar yeğenimi. Vay vay. Mecbur gideceğiz. Adres neresi? Adresi ben size tarif edeyim memur bey. Şuradan ileri doğru şöyle 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 gideceğiz. Şuradan da biraz böyle 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 gideceğiz. Orada böyle hop diye döneceğiz. U dönüşüyoruz. Yukarı doğru gidiyoruz. Ayrıca emniyet teşkilatını keşfedenlerin alnından öpmek istiyorum. Hey, bu iş bizi bozar. Cengiz, onu da söyleyeyim. Söyle. Vallahi hepinizi ayaklarınızdan bağlayacağım buraya. Annenizle karar verdik. Bundan sonra evlenmek mevlenmek yok. Oh be. Vallahi ne fena oluyormuş bak. Elim titriyor. Vallahi Cengiz'e kızdım mızdım ama... yani bıraksanız Cengiz'den beter olurdum. Kızları bir tarafa bırakalım da... şu oğlanı bir evlendirsek 40 kurban keseceğim. Hayda. Ya hanım, zararı gene bize dokundu. Sen 40 tane kurban kaç para eder biliyor musun? Farzı misal dedik canım. Aha anne, adak bu. Vallahi 39 olmaz. Evlensin 40 değil 80 keserim. Ama nerede? İyi de anne, dayım bir kızla evlenecek ya. Nasıl olacak? Sabahtan beri kızımızı verdik diye ağlaşıyorsunuz. Bu kızın anası babası olmayacak mı? Kör topal, birini bulup evlendireceğim. Yeter ki başı bağlansın. Anne, Şelale teyze var ya, dayıma çuk. Ben fazlayım galiba burada. En iyisi siz kız kıza konuşun. Ya baba. Ama ayıp ayıp ya, kızarım ha. O zaman Şelale teyze yenge mi oluyor? Kayınvalide mi oluyor? Dünür mü oluyor? Karışacak. Hiç olmasın daha iyi. Ya susar mısınız siz? Ne ayıp ya? Canım kör topal dediysek o kadar da değil. Çoluklu çocuklu kocaman kadın. Neredeyse benim kadar. Ben onun için asıl Aysel'i düşünmüştüm. Böyle eline çabuk hamarat bir kızcağız. Anne! Aysel abla kirli abiye yanık. Üstüme iyilik sağlık. Her bir şeyleri biliyorlar, benim dünyadan haberim yok. Telgraf raziyeler. Görüyor musun bey? Görüyorum hanım, görüyorum. En iyisi biz vazgeçelim, bunların hepsini birden evlendirelim. Arkalarından ağlarız daha iyi. Ya! Harika bir geceydi. Her şey için teşekkür ederim. Sağ olun. Bir mukabil. Ben de gerçekten şey oldum. Yani tahsis oldum. Yani böyle bir şey oldum. Mutlu. Gibi ama. Mutsuz yani. Yo. Mutluluktan ziyade bahtiyar oldum da denebilir. Toparlayamadım işte. Yani görüyor musun? Böyle bir şey oldum. Mutsuz. Yok ya, şeytan kulağına kurşun. Niye mutsuz olayım ki? Zaten kullanıyorum. Nasıl yani? Doktorcuğum, Allah aşkına sen evinden içeri gir. Niye ben böyle oldum? Ellerim şeyle.
Tekrar tekrar teşekkür ederim. Harika bir geceydi. Aylardır böyle bir gece geçirmedim. İyi geceler. İyi geceler. Lan diş. Sana ne diyeyim? Beni yaktın lan. Oh, kalbim fırlayacak. Oh. Açılın bren başaltı, kaçın lan! Ben bari ölüyorum. Senden çok özür diliyorum. Hem kendim, hem bu karnım adına. Senin bu en güzel geceni berbat ettim. Lütfen beni affeder misin? Bir şartla. Aha. Emret karıcığım, sen ne istersen yaparım. Su istiyorum kocacığım. He? Çok susadım. Bütün çerezleri yemişim, tuzlu tuzlu. Sen iste, ben sana melen suyunu getireyim mehpare. Yeri kazarım, sana kaynak çıkarım. Ben çabuk getireyim. Ne olur ne olmaz o kadar merdiven falan. Zaten bu karnımdaki kasırga yeniden başlıyor. Bu sefer oldu galiba. Şimdi Edison'un sülalesine rahmet okutacağım. Allah gönderdi.